Venezuela'da elektrik kesintileri siyasi tansiyonun yükselmesine neden oldu. Venezuela'da Perşembe günü akşam saatlerinde başlayan elektrik kesintisi devam ediyor. Elektrik kesintisi nedeniyle ilan edilen resmi tatil devam ediyor. Resmi tatil kararının altında Devlet Başkanı Maduro'nun imzası bulunuyor. Kesintinin başladığı 7 Şubat Perşembe gününden bu yana elektrik sistemine 5 saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi. Venezuela lideri Maduro, Amerika'nın ülkenin elektrik sistemine sabotaj düzenlediğini söyledi. Venezuela halkına hitaben yaptığı konuşmada Maduro, elektrik sistemine saldırıda kullanılan teknolojinin sadece Amerika'nın elinde olduğunu ifade etti. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López ise yaptığı açıklamada elektrik ağına yönelik sabotaj girişimlerini önlemek için havadan denetimlere başlandığını belirtti. Güney Amerika kaynaklı haber ajanslarına göre Venezuela hükümeti Kolombiya sınırında insani koridor açma kararı aldı. Amerika güdümündeki Venezuela muhalefeti ise elektrik kesintisinden kendi ajandaları için faydalanma niyetinde. Muhalefetin elindeki ulusal meclis, ülkedeki elektrik kesintileri nedeniyle alarm durumu ilan etti. Muhalif Guaido, kesintiler için protesto gösterisi çağrısında bulundu. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise sosyal medya hesabından Amerikan personeliyle ilgili açıklama yaptı. Pompeo, Venezuela'daki Amerika personelinin bir hafta içinde ülkeden çekileceğini belirtti. Venezuela'da Caracas'ın önemli bölümüne elektrik verilmeye başlanmıştı. Ancak trafolara düzenlenen sabotajların ardından başkent tekrar karanlığa gömülmüştü.